170 dirhem. 170 dirhem ödedim buna. Üstündeki tişörte. Buradaki olay hani rakam olarak düşük olması değil, insanların güzel para kazanıyor olması aslında tek olayı o. Burada asgari ücret, bu arada o gördüğünüz zenciler var ya, yani zenciler sonra diğerleri. Onlar, ben sordum bir tanesi ne kadar para kazandıklarını sordum. 2000 dirhem kazanıyorlar yani. Bu şortu Under Armour'dan aldım biliyorsunuz. Ayakkabı da bunu aldım. You are all the time problem man. No. İstecek bu. İstecek. I'm not Arabic people. I'm not French people. I'm so funny Turkish people. Dostlar, şimdi biraz alışveriş zamanı. Biraz alışveriş yapacağız. Under Armour'a geldim. Size hem Under Armour fiyatlarını göstereyim. Hem bir bacak formu yapalım. Under Armour'da bir alışveriş yapacağım. Evet dostlar, Dubai'den ayrıldım. Abu Dhabi'ye gidiyorum. Yani Abu Dhabi'deyim şu anda aslında bakarsanız, ama dün ben birisiyle tanıştım ve onun evinde kaldım. Misafir etti beni sağ olsun. Şimdi Abu Dhabi'de güzel bir otel tuttum kendim. Otele gidiyorum. Orada kalacağım birkaç gün, ama bu sefer o villadaki hataya düşmem. Yani bu sefer günlük paramı öderim abi. Sabah gelirim check out saatinde. Zaten genelde dışarı çıkıyorum sabahları. Yani her gün dışarıdayım da. Dışarı çıkmadan öderim. Veya en kötü inerim 2 dakika kahvaltı yaparken öderim çıkarım. O bu saatten sonra villadaki hataya düşmem. Çünkü canım yandı. Abu Dhabi'deyim. Burası Abu Dhabi'nin arka sokaklarından. Abu Dhabi şehrine giden yollar. Dün Abu Dhabi'nin arka sokaklarında kaldım. Orayı çekeceğim. Tekrardan gideceğim oraya. Hatta bugün yine arkadaşımla kalacağım da. Gün içinde rahatsızlık vermek istemedim. Öyle çok fazla sevmem. Gün içinde normal hayatına devam etsin. Çok bir işi yoktu. Evde takılacaktı ama. Yine de rahatsızlık vermek istemedim. Ben gideyim otelime baba. Krallar gibi takılayım biraz. Sonra dışarı çıkacağım. Video çekeceğim size. iPhone fiyatlarını, Samsung fiyatlarını, bir tane teknoloji dükkanına girmeyi düşünüyorum. Genel bir teknoloji, bilgisayarları çekeceğim. Çok fazla anlamam ama siz istiyorsunuz çek diye. Gidelim çekeyim ben de. Lan taksideyim şu an. Bayağı uzun bir yol gittik. Bu taksiye 450 dirhem falan ödeyeceğim. Yani o kadar uzun bir yol. 2 saattir yoldayım neredeyse. Bir yarım saatim falan kaldı. Şu an Abu Dhabi'nin içine girmek üzereyim yani. Yüksek binaları göreceğiz. Abu Dhabi Birleşik Arap Emirlikleri'nde başka bir ülke diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri birkaç ülkeden oluşuyor. Bir tanesi de Abu Dhabi. Dubai'den Abu Dhabi'ye geçiş yaptım dün. Arkadaşımda kaldım. Abu Dhabi'de takıldığım bir arkadaşımda kaldım. Neyse, çekeceğim yine size güzel şeyler. How are you? Nice. That's nice place, huh? Eyvallah olsun. Nerelere geldim? Welcome back. Again, hoş geldiniz. Şurada bir Lambo var. Yeah, güzel araba. Yani Fransa bayrağı. Asmışlar. Bir Fransız okulu olabilir. Şu Fransız okulu diyorum yani. Fransız oteli olabilir. Yeni uyandığımı belli etmemeliyim. Burası en lüks otellerden bir tanesi. Birkaç gün burada kalacağım. Buraya günlük 480 dirhem ödüyorum. Bak şu kadın kesin samimiyet arıyordur. Hi, good morning. Böyle mi? Bu çok zor bir şey değil ya, anladınız mı? Harbiden çok zor bir şey değil ya. Yine mermi gibi dolaşmaca baba. Yine Abu Dhabi sokaklarında mermi gibi dolaşmaca. Okey, biraz otelin içini göstereyim size.
Dostlar, neler geldi başıma neler. Burada başıma gelmeyen bir şey kalmadı benim. Anlatayım size bir şey daha. Sözde Abu Dhabi'nin en güzel otellerinden bir tanesine geldim ben. Şöyle bir şey geldi başıma. Burada video çekmek yasak. Burası benim kendi odam arkadaş. İstediğimi yaparım dedim ben. Dedim burada parasını vermişim, istediğini yaparım. Kaldım, onlar orada tartışırken, yani kendi aralarında tartışırken, işte çekmesin, atalım bunu falan diye tartışırken, ben de öyle camdan bir video çektim. Sonra zaten kendim çıktım, paramı da aldım, verdiğim parayı da aldım. Sonra kendim çıktım, taksiye bindim. Şimdi bir AVM'ye gideceğim, sizin için başka videolar çekeceğim. Teknoloji teknolojiyle alakalı videolar çekeceğim, işte telefon, sonra ne bileyim bilgisayar falan çekerim. Ondan sonra başka bir otele gideceğim, nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama gideriz güzel bir yere, güzel bir yere bakarız kendimize. Bu eşyaları taksiciye söyledim, takside kalacak. O beni bırakırken, bir daha bir yere bırakırken, eşyalarım zaten onda. Bırakırken eşyalarımı da getirmiş olacak. En güzel otelde kalacaktım ama önceden sormam gerekiyormuş video çekip çekemediğimi. Çünkü eğer otelde hani alkol, gizli gizli alkol sokarsam veya ne bileyim, alkol yasak bir otelde, gizli gizli alkol sokarsam, içersem falan, onlar için video çekersem problem olacağını söylediler. Sonra da ben de çıktım, yani problem yaşadım biraz. Şimdi taksideyim. Marina Mal AVM'ye gidiyorum. Ondan sonra neler yaparım bilmiyorum. Önce videolarımı çekeyim, sonra bir yemek yeriz, bir şeyler yaparız, takılırız işte. Dubai'de, işte Abu Dhabi'deyiz. Burası Dubai değil, Abu Dhabi. Bakalım. Bu sefer geldik Chevrolet Impala. Dubai Mall. Pardon, Dubai Mall değil, özür diliyorum. Çok alış. Bir şey söyleyeyim mi? Gözlerimi açamıyorum desem bana ne dersiniz? Acaba ben yeni uyandığım için mi? Alışamadığım için mi? Gözlerimi gerçekten açamıyorum Dubai Mall. Abu Dhabi Mall'da. Marina Mall'da. Burası Marina. Dubai, hatta bir de etraf çekeyim size. Şöyle bir şey var. Bir şey söyleyeyim mi? Abu Dhabi biraz daha farklı Dubai'den. Böyle biraz daha bir güzel mi desem, kötü mü desem bilemedim ama biraz daha farklı yani. Kılıç balığı yapmışlar. Hadi bakalım, let's go. Bizi neler bekliyor? Şöyle bir girişi var. Neyse. Bakalım, action'lı şeyler yaptığımda çekeceğim yine. Hemen yine bir üşüme hissi. Hemen yine dışarısı sıcacık bak. Şu an terliyim, bilmiyorum gördünüz mü? Yani harbiden şu an terliyim. İçeri bir giriyorum, buz gibi. Yok böyle bir atmosfer ya, buna alışmak lazım. Aa pardon, ben de sıra bekliyorum biliyor musunuz? Sıra bekliyorum telefonumu telefon bırakacağım diye. Öyle bir şey yok tabii ki de. Evet, nereye gidelim? Bu katı bir yürüyelim. Bu katı şöyle bir yürüyelim bakalım ne varmış. Sonra bir üst katı çıkarız, sonra değişik şeyler göründü. Arada bir şovlar var bakın orada. Su şişov. Su şov var. Şurada bir küpeler mi falan bir şeyler var. Şurada bir tatlılar, kruvasanlar. Bir fiyatlara bakalım bakalım. Nasıl? Normal mi? Ekstra arttı. Bir kruvasan fiyatından aslında bütün AVM'nin fiyatını anlayabiliriz yani. Bir donut. Donut 12. 12 dirhem. Yani burası biraz pahalı bir AVM. Zaten Rolex'i de gördük şurada. Aynen. Burası biraz pahalı bir AVM. Olsun. Beyler çok fazla kuyumcu ve parfümcü görüyorum. Belki ben öyle bir kattayım şu anda ama genel olarak çok fazla kuyumcu ve parfümcü gördüm. Belki giyim katı, giyim koridoru falan başkadır ama bilmiyorum, onu da fark edersem illa ki öyledir. Ben büyük ihtimal aynen takı koridorunda falandım. Ama ne bileyim, çok uzun bir yol yürüdüm. Full takı parfüm altın. Bak takı, gördünüz mü takı? Takı, parfüm, altın. Başka hiçbir şey yoktu yani. Şimdi bir kıyafetlere falan geldik. Bir dizeli falan geçtim aslında. Dizel arkadaydı. Güzel markalar vardı arkada. Burada biraz bizim bilmediğimiz markalar. İşte Neymar'ın fotoğrafını falan gördüm. Yine bilmediğiniz markaya model olmuş Neymar. Burası güzellik salonu herhalde. Burası da bakım malzemeleri diye düşünüyorum. Ve takı. Takılar.
H&M yine bildiğimiz bir marka. Bir girelim bakalım H&M'de fiyatlar ne kadar? Bir erkek tişörtü ne kadar? Şimdi böyle bir mağazaya geldik. Burası mağazanın erkek tarafı ve çocuk tarafı karışık. Aynı Türkiye'deki gibi erkeklere ve çocuklara çok fazla yer vermemişler. Arkadaşlar burada görüyorsunuz fiyatları. Şurada gördüğünüz DHS. DHS dirhem oluyor. Yani bu 75 dirhem. Yani çarpı 2 yaparsak 150 TL gibi bir şey yapıyor. Ama tabii bir tık daha fazla. 150 TL'den bir tık daha fazla. Sonra şöyle bir tişört gördüm ben. Bunu beğendim. Yani ne bileyim alsam bunlardan bir tane alırım. Bu da 75 dirhem. Onunla aynı fiyat. Sonra başka ne merak edersiniz acaba? Aslında Türkiye ile aynı fiyatlar. Bilmiyorum. Dur bakın bir tane tiket görürsek. Şurada var bir şeyler. Şurada gördüğünüz gibi. Bu da gördüğünüz gibi 170 dirhem. Bir pantolon. Berelere bakalım mı? Yeni nesil biraz seviyor bere. Donlara bakalım. Aa, kopardık klasik Türk işte. 95 dirhem yani 100 TL işte. Yani 100 dirhemden hesaplayabilirsiniz. 30 dirhem. Şöyle bir takı var. 25 dirheme böyle bir takı seti var. Böyle bir takı seti var. Klasik H&M takı setleri işte. Dostlar, şimdi biraz alışveriş zamanı. Biraz alışveriş yapacağız. Under Armour'a geldim. Size hem Under Armour fiyatlarını göstereyim. Hem bir bacak formu yapalım. Under Armour'da biraz alışveriş yapacağım. Yani aslında alışveriş yapmak için girmedim. Video çekmek için girdim ve bu şortu çok beğendim. Bu şortu aldım. Bir de biraz da size fiyatları göstereyim. Ondan sonra çıkacağız. Bu şortu giydim ki size göstereyim. Bu da benim eski şortum. Bunu poşete koysunlar. Bir de parasını falan ödeyeceğiz. Gösterelim ne kadar aldığımı da görün. Benim poşetimi koydu. Şimdi para ödeme vakti yazdım. Okey, I will go. Ürün 229 dirhem. 300 dirhem verdim. Nereden odamın nasıl? I have Turkish number. This problem? Just some, problem? No. Just for in case we have a problem. Okay. For what? For your change? You are all the time problem man. No. It's a joke, bro. It's a joke. I'm not Arabic people. I'm not French people. I'm so funny Turkish people. Şimdi size biraz shop gezdireceğim. Okay, I am here. Go. I will look little bit. Şimdi şu üzerimdekini aldım. Dur bakalım burada nerede ayna var? Şurada bir ayna var. Aynada üzerimdekini göstereyim size. Gerçi gösterdim de. 229 dirhem verdim buna. Yani 500 lira yapıyor. Acaba bu bizim ülkemizde ne kadar? Buna biraz da vergi koyuyorlardır. Bunun bir bilmiyorum bir 700-800 lirası vardır diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum 500 lira mı acaba, siz daha iyi bilirsiniz takip ediyorsanız eğer. Yorumlara yazabilirsiniz bunun gerçek fiyatını. Bunu işte 229 dirheme aldım. Ne kadar yapıyor 229 dirhem bilmiyorum. Şimdi başka bir firmaya gideceğim. Oradan da bir tişört alırız, bir de yine çekeriz. Nike olur bilmiyorum, yine merak ettiğiniz bir yer olur. Buradan neyin fiyatını göstereyim size. Bir ayakkabı fiyatı göstereyim size mesela. Şöyle geldiğimiz zaman en çok göze çarpan ne bileyim ben şu beyaza bir bakalım. 629 dirhem. Sonra bunun fiyatı yazmıyor. 600, o da 500 falandır büyük ihtimal. Bu da 699 dirhem.
Gördüğünüz gibi şöyle bir ayakkabı var. 629 dirhem. Kadın ayakkabısı. Bir tane de kadın ayakkabısı gösterelim. Şunu gösterelim. 369 dirhem. Kadın ya da çocuk işte bunlar. Woman. Ya çocuk değil de kadın işte. Sonra ortalama fiyatlar bu şekilde. Şöyle bir tişört var. Bunun fiyat sticker'ı yok. Ha şuradaymış. 170. 170 dirhem. Terlik. 169 dirhem. Başka ne görmek istersiniz? Ayakkabı gösterdik, onu gösterdik. Şortumu da gördünüz. En pahalı şort benimdi galiba. Şu an bu giydiğim diğerleri. Yani uzun olanlardan bahsetmiyorum. Onun boyunda olanlar 200-229 dirhem civarında. Şöyle bir kolsuz var. Sıfır kollu. 169 dirhem. Okey. Alalım bakalım poşetimizi. Kaçalım buradan. Okey, okey, okey. Daha gelmemiş. O zaman biraz daha gezelim. Şöyle bir. Nerede bunun etiketi? Neyse. Bunun etiketini göremedim dostlar. Bakalım şöyle one more time bir kere daha. İçinde mi acaba? Yok abi, göremedim onu kimde. Ürünleri göstereyim size. Şöyle siyah bir Under Armour var. Şu kırmızı ayakkabı ne kadarmış? Şurada yazıyor. 700 dirhem. Nasıl, bu böyle miydi, böyle mi? Neyse, böyle kalsın bakalım. Vallahi görüyorsunuz işte. Ben de bu şortu aldım kendime. Videoyu kapatayım artık. Bir sonraki tişört videomda görüşürüz. Hem tişört alacağız hem video çekeceğiz. Çünkü adamların dükkanında o kadar video çekiyoruz. Bari bir şey alalım. Nike'dan ya da bir yerden bir tişört alacağız. Bilmiyorum, bakalım. Önce size aldığım ayakkabı gösteriyorum. Şurada fiyatları görüyorsunuz. Bu benim 600 lira ödedim. Yani 600 dirhem ödedim. Bu benim aldığım ayakkabının fiyatı. Bu da benim para üstüm. Thank you bro. Bu aldığım ayakkabı da Under Armour'dan aldım biliyorsunuz. Şimdi size birazcık mağazayı gezdiriyorum. Sonra ya da önce bir aldığım ayakkabı göstereyim. Fiyatını söyledik o kadar. Aldığım ayakkabı göstereyim. Ondan sonra birazcık mağazayı gezdiriyorum ve buradan çıkıyorum. Bu şortu Under Armour'dan aldım biliyorsunuz. Ayakkabı da bunu aldım. Hep sade bir şeyler oluyordu. Bu sefer renkli bir şeyler almak istedim. Buna 600 dirhem verdim. Yani ne kadar yapıyor? Yaklaşık 1300-1400 TL, 1500 TL falan yapıyor. Şöyle bir ayakkabı işte. Şimdi size biraz mağazayı geziyorum. Bak, direkt şurada bir Nike terlikten başlayalım. 99 dirhem. 99 dirhem Nike terlik. Gördünüz. Normal bir terlik. Ben vallahi bu ayakkabıyı çok fazla beğenmedim. Bunlar vardı. Gördüğünüz gibi. Siz beğendiğinizi bilmiyorum ama ben gerçekten beğenmedim onları. Sonra şunlar vardı. Çok fazlasını denedim açıkçası. Bunlar bu arada ucuz ayakkabılar. Yani gerçekten ucuzlar. Ya da ben yanlış mağazaya geldim. Nereye geldim bilmiyorum. Normal mağazasına da gittim bu arada. Normal mağazasının ayakkabı hemen şurada. Önce bir mağazalara bakıyorum. Hangisini beğenirsem oradan, orada video çekiyorum. Burada daha güzel şeyler vardı. Bana göre, benim zevkim tabii ki de bu. Ben bundan aldım. Mesela bu ne kadar? Az önce zaten gösterdiğim fiyatını bu. 549 dirhem. İşte hemen yanındaki bir ayakkabıya bakalım. Bu 385 dirhem. 385 dirhemlik bir ayakkabı bu da. Sonra şöyle bir bakarsak, tüm ayakkabılar bunlar. Başka bir mağazaya gidelim. Başka bir mağazada güzel farklı bir şeyler görürsem
Oradan da bir şeyler alabiliriz, sorun değil. Ama bir tane tişört almayı düşünüyorum. Böyle bir kombin yapalım. Sonra Under Armour'lar var burada. Adidas. Bu ayakkabı 475 dirhem. Okey, poşetleri alalım. Size bir ayakkabı gösterdim. Bir tane önlük, bir tişört göster. Takım formaları göstereyim. Futbol sever misiniz bilmiyorum. Ben çok fazla sevmiyorum ama önceden çok oynadım. Çok da iyiydim gerçekten. Çok da iyiydim futbolda. Hep parmakla gösterilenden futbolculardan bir tanesiydim. Ama maalesef olmadı. Bir futbol forma 400 dirhem. Hangi takımın? Orijinal Arsenal'ın. 400 dirhem. Tahmin ediyorum hepsi aşağı yukarı aynıdır. Bir de Real Madrid bakalım. Bunun etiketi yok ama galiba. Evet, bunun etiketi yok. Ama göstermek istiyorum size başka bir takım daha. Merak edersiniz diye düşünüyorum. Ama yok gerçekten. Gördüğünüz gibi. Etiket koymamışlar. Sadece Arsenal'da etiket vardı. Onu da gösterdim size. Krampon. 400 dirhem krampon. Halı saha krampon ama. Böyle profesyonel görünümlü bir krampon var. Bu profesyonel krampon, görünümlü krampon da 400 dirhem. Yarı profesyonel falan herhalde. Hafifti bayağı. Elimde güzel duruyordu ama böyle bir o tam profun verdiği şeyi vermiyor tabii ki de. Şöyle bir Under Armour ayakkabı var. Bunu gerçi Under Armour'da da gösterdim galiba. 700 dirhem. Şu ana kadar gördüğüm en pahalı ayakkabı bu mağazadaki. Bir tane daha terlik göstereyim. 189 ve bir tane de Vans sweatshirt. 180 dirhem. Ve tamam, bir tane tişört göstereyim, güzel bir tişört beğenelim. Şu Under Armour fena değil gibi. Şu da fena değil. Excuse me. How much this t-shirt? How much this t-shirt? One size, boss. Yeah. 169. Yani 170 dirhem. Bu tişörtte 170 dirhem. Biraz ince yapılı bir Under Armour tişört. Bu da 130 dirhem. Yine Under Armour bir tişört. İnce yine. Böyle eşofman altı var. Hop. Bu eşofman altı 259 dirhem. Çok da güzelmiş. 259 ama kışlık. Under Armour eşofman altı. Tam da bizim ülkede giymelik. Takı dükkanına denk geldim. Burada full Arap kadınların sevebileceği aşırı gösterişli şeyler. Böyle olduğuna bakmayın. Hepsi gümüş ve altın. Bunlar hepsi gümüş ve altın. Bende bir gümüş kül, gümüş... Gümüş mü bu? Bilmiyorum. Diamond mı ne? 30 karat ne oluyor? Hani silver. Aynen. Silver yazdığına göre gümüş bir küpe aldım kendime. Bunları birazdan deneyelim. Gösteririm. Şöyle ufak bir mağazayı çekeyim size. Eyvah eyvah. Ne kadar çirkin çirkin şeyler. İşte
İşte tamamen zevk meselesi. Ben de küpe takıyorum mesela. Kimileri de küpeyi sevmez anladım ama ben severek takıyorum. Bak şöyle bakın bana. Bu küpe var şu anda. Bunu Türkiye'den almıştım. Şimdi change. Bunun fiyatı bu arada. Bunu ne kadar aldım onu göstereyim size. 60 dirhem. Alıyorum yani. Daha ödemedim ama şu anda ödüyorum. Şu anda 60 dirhem ödüyorum ve alıyorum. Okey. O geldi bu şekilde. Ben bana diyor hangisini istersin. Parayla satacak tabi. Which one best for you? The best seller. This one. This one. Yeah. Okay. The best seller. I will trust you. Sure. This is so special. Sure. This is so important. So important, bro. Okay. I will like this. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Güzel pazarlama tekniği. Güzel güzel. Okay. Thank you. Bir kahve söyledim. Böyle kafede Roma'ya geldim. Burada special bir kahve söyledim. Bana böyle bir protein bar sattı. Kim bilir ne kadar geçirdi. Zaten içtiğim kahve bak. Gerçekten içtiğim kahve 5 dirhem bile değil. Ne kadardı? 23 dirhem ödeyeceğim. Buna da bir... Bunda vardır bir 50'si vardır herhalde bunun da. Bilemiyorum yani. No sugar. Bir de diyor ki for muscle. For muscle. Nerede etkileyeceğini de biliyor. Bildiğiniz gibi değil. Yaşarlar. Evet. How is it? Teşekkür ederim. I don't try that now. I will try. Thank you. Thank you. Bye bye. I don't try. I will try right now. Yeah, for video. Bana diyor ki beğendin mi çikolatayı diyor. Ben dedim daha denemedim. Türkiye'de de yemiştim bundan. Çikolatanın fotoğrafı aklıma geldi ama ismi gelmedi aklıma. Böyle mavi gri bir paketi vardı. Ona çok benziyor. Böyle yoğun bir çikolata tadı yok. Şeker tadı hissetmiyorsunuz. Biraz fıstık ezmesi ve karamel geliyor sadece. Güzel ama. Kahve de böyle bir Arap özel kahvesi. Special şeyleri yani özel şeyleri denemeyi seviyorum biliyorsunuz. Bu da çok güzel. Cappuccino gibi aynı. Cappuccino'ya çok benziyor. Biraz daha böyle orijinali diyelim. Cappuccino'nun böyle hani yoğun tatlısı mı, kalitelisi mi diyeyim, ne diyeyim. Anlatamıyorum ki işte abi. Özel bir şey ya. Nasıl anlatayım ki? Bir kere daha deniyoruz. Bir şey. Böyle biraz daha soft ama daha böyle tadı gelen bir cappuccino. Ama şeker değil tabi. Kahve ve o cappuccino'nun tadını daha yoğun geliyor anladınız mı? Şeker değil yani. Şekerli değil. Öpüyorum sizi. Yok abi bizim misafirperverliğimiz çok başka. Geldim buraya oturdum. Bak. 30 dirhem şu götüboklu çikolataya verdim. Yani çikolataya, nimete böyle demiyorum. Siz anladınız ne demek istediğimi. Bir tane 23 dirhem de kahveye verdim. Kahvenin de yarısını içtim. Biraz böyle bana... İçinde karamel varmış, onu karıştırmam gerekiyormuş. Karameli karıştırdıktan sonra o bana çok fazla bir tatlı geldi. Ekstra tatlı geldi. Ben de bir yudum daha aldım, güzel bir yudum aldım. Sonra burada çalışan kıza verdim. Bak gerçekten güzel anlattım. Şimdi bana diyeceksiniz ki, yok kardeşim senin İngilizcen kötü, kötü anlatmışsındır. Kötü anlatacak bir şey yok. Dedim ki aynı bardağa milk istiyorum dedim. Bunun üzerine, bunun devamı olarak milk istiyorum dedim. Yani şöyle söyledim, aynı bardağa. Bunun devamı olarak, yani bunun devamını buraya atlayımları gösterdim. Buraya dedim, süt koy dedim. Bu çünkü dedim çok tatlı dedim. Tatlı geldi bana dedim. O yüzden buna dedim ben birazcık süt istiyorum. Dedi ki sadece süt mü istiyorsun? Evet dedim sadece süt istiyorum. Bunun üzerine aynı bardağa buraya dedim süt istiyorum. Elime de gösterdim. Gitmiş benim kahveyi dökmüş. Bir geldi bembeyaz bardak.
kahveyi dökmüş, onu süt getirdi. Dedim ki tamam dedim, sinirlendim böyle biraz, tamam dedim, bir şey istemiyorum. Teşekkür ediyorum, sağ ol dedim, hiçbir şey istemiyorum dedim. İnsan bir getirir, insan bir yenisini getirir, bir şey getirir, o kadar para ödeyeceğim, onu almışım, bak seni kırmamışım. İnsan bir, en azından ufak bir şey getirir, bir şey yapar, yok. Yok, buraya çekeyim. Buraya eksi abi, bir gün Marina Mall'a gelirseniz, Abu Dhabi'ye gelirseniz buraya gelmeyin. Burayı hiç sevmedim. İnsan bir özür diler ya, bir şey olur da götürmüşsün yani, aldın benim yarım olan kahvemi götürmüşsün abi, anladın mı? O yüzden hiç sevmedim burayı, hiç. İyi bari sütün parasını almamışlar, anasını satayım. Gördüğünüz gibi. Çikolatanın da çok bir geçirmemişler zaten, o 10 dirhem falandı. 5 dirhem geçirmişler, o da hakkıdır yani, sıkıntı yok. Wi-Fi'lerini kullandım o kadar. Wi-Fi bağlanmıyor telefonu. Ezan okunduğu zaman AVM'lerin içine veriyorlar sesi. Bütün Türkiye, Türkiye. Bütün Birleşik Arap Emirlikleri'nde böyle. Dubai'de de böyleydi, Abu Dhabi'de de böyle. Bakın ezan sesini duyuyoruz şu an. Akıl fena olmadı ha. Güzel oldu. Arap kadınlar. Dubai'nin su şovunu gördük. Bu da buranın su şovu. Şu şovu. Su şovu galiba. Dostlar, o kadar gezdim mağazayı, AVM'yi gerçekten çok fazla gezdim, hiç içime sinen bir şey bulmadım. En çok sevdiğim giysiler, üstler, ayakkabılar bu mağazada oldu. Bu mağazada bilmiyorum, bu mağazadan bir şeyler aldım. Bir tane tişört aldım ekstra. Hatta o tişörtü size göstereceğim aynada. Şurada göstereyim tişörtü ve onun ne kadar aldığımı da göstereyim size. Bugün shopping day. Biraz da gezdik. Şu üstümdeki tişörtü aldım. Under Armour bura. Bak, ayakkabıları aldım bugün. Bir şeyler de aldım da onları göstermeyeceğim. Şurada bir şeyler aldım. Anneme hediye aldım. Sonra ne bileyim. Bir takılar aldım işte, bir şeyler hediye aldım bir şeyler. Burada da eski üstüm var. Burada da eski ayakkabım var. Burada da hem yeni tişört, bir tane daha var, bir şey daha var. Hepsini tam olarak göstermeyeceğim. Şu bu üstümdekilere bakın işte. Böyle şeyler satılıyor. Under Armour aldım. Under Armour aldım. Bir tane ayakkabım daha kaldım. Fiyatlarını da söyledim az çok size. Şunun da fiyatına bakalım. Hatta normalde fişleri atıyorum ama bununkini atmamıştım size göstermek için. 170 dirhem. 170 dirhem ödedim buna. Üstümdeki tişörte. Buradaki olay hani rakam olarak düşük olması değil, insanların güzel para kazanıyor olması. Aslında tek olayı o. Burada asgari ücret, bu arada o gördüğünüz zenciler var ya, hani zenciler sonra diğerleri, onlar, ben sordum bir tanesi ne kadar para kazandıklarını sordum. 2000 dirhem kazanıyorlar. Yani orada o dışarıdan gelen işçilerin, o belediyede çalışanların, kafelerde çalışan işte Hindistanlı, Pakistanlı taksi şoförlerinden falan bahsetmiyorum. Onlar iyi kazanıyordur. Ama yani o kafelerde çalışan, belediyede çalışan, büyük ihtimal böyle AVM'lerde çalışan insanların, siyahi insanların, sonra diğerlerinin aldığı miktar 2000 dirhem. 2000 dirhem çok bir para değil. Yani hadi olsun 2500, hadi olsun 3000 olsun. 3000, en kralı 3000 yani. Ama kafelerde çalışan bir işçi 2000 alıyor. Belediye çalışanları da hadi 2500 alsın, hadi en kral 3000 alsın. O şekilde yani. 3000 alsalar bile bu fiyatlar gayet güzel aslında onlara göre. Yani gayet güzel. Bizim ülkemizde asgari ücret ne kadar? 2500 lira. Ama bir tane bu tişört, bu tişört ne kadardır bizim ülkemizde? 500 lira vardır herhalde.
bilmiyorum 500-600 vardır diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, ben en son Under Armour'a gittiğimde 500-600 ama şimdi bana yazarsanız, yorumlar yazarsanız, ne 500 abi, bir dünyadan haberin yok, 1000 lira oldu deseniz hayır demem yani, yani yanlışsınız demem. En son ama ben Under Armour'dan bir şeyler aldım, alışveriş yapma Türkiye'de. Böyle bir tişört ortalama 500 TL falandı. Sonra bak şu küpeleri aldım, bir de onları göstereyim size. Şu küpeleri aldım kendime. Sabah da duştan çıktım. Video çekeceğimi de bilmiyordum. Öyle dedim, alışveriş yaparım. Dedim ki ulan dedim Kamil. Madem dedim video çekmeye gidiyorsun. Madem alışveriş yapmaya gidiyorsun. Bugün dedim alışverişe ayıracaksın gezmek yerine. Neden dedim video yapmıyorsun. sonradan dedim ki neden saçlarını yapmadın anne. Sonradan tabii ki de son pişmanlık fayda etmedi. Ama sıkıntı yok. Bu. Take care. Mask. Okay, don't worry, don't worry, don't worry. No problem bro. Sıkıntı yok. Let's go. Gördüğünüz gibi dedim ki ismim Sıraç dedim. Dedi anlayamadım dedi. Dedim ki tekrar söylemeyeceğim dedim. Ne anlıyorsan eğer onu yaz dedim. İsmim Sıraç dedim, böyle tek tek söyledim. Bunu anlamış Sıraç ve doğru anlamış aslında bakarsanız. Buraya da cool ol yazmış. Yani cool görünüyorsun gibi bir şey. Çok coolsun gibi bir şey aslında. Ama kelime anlamı Türkçe demek istediği şey değil aslında. Falan filan. Bir şeyler aldım. Bugün alışveriş yaptık. Otele gideceğim ama arkadaşım çok çağırıyor. Diyor ki gel bugün de bende kal. Ortada kaldım. Otellere güvenme, bugün de bende kal diyor. Bilmiyorum, ona gidebilirim ki gitmek istiyorum. Bu videoya koymak için. Çünkü Dubai'nin arka sokaklarında bir yerlerde kalıyor. Abu Dubai'nin arka sokaklarında bir yerlerde kalıyor. Oraları göstermek istiyorum. Hani böyle filmlerdeki gibi. Böyle sessiz, sakin, müstakil evler. Ama eski evler. Dışarıdan eski ama içleri yepyeni evler. Evlerde hizmetçiler falan. Yani öyle bir evde kalıyor arkadaş. Arkadaşım. Hizmetçisi falan var. Yani genç bir kız aslında bakarsanız ama hizmetçisi var. Evin içi gayet yeni, güzel. Yedi önünde, yemedi arkasında. Dün onda kaldım. Böyle yemekler, böyle bir şeyler yok yani. Böyle bir gösterişler, böyle bir nargileler, böyle bir meyveler, böyle bir süsler, müsler. Yani anlatamam yani. Bakalım oraya gidersem çekeceğim onları. Dostlar yemek yedim, baharatlı pirinç yedim. Bakın burası benim kaldığım oda. Çok büyük bir ev, hep böyle oda. Onlar yokken çekeceğim, görmelerini istemiyorum. Hizmetçilerini de çekeceğim. Şu parfümlere bakar mısınız? Şimdi hayvan gibi yemek yedim ama çekemedim onlar yanında. Şimdi bir tatlı yapmış bana. Tatlı yiyeceğim, kola içiyorum. Vay 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 vay, ama ne yaptı? Kapattım ben birden. Ezan okunuyor diye geldi, müziği kıstı, gördünüz mü? O kadar da çok çok böyle fokuslar birazcık. Ben de yemek yedim, yemekten sonra 7 Up içiyorum. Bunun ismi 7 Up. Bizim ülkemizde yok çok fazla. Çekeceğim her şeyi. Neler çekeceğimi bilmiyorum. Her şeyi çekiyorum işte. Yaşadığım her şeyi çekiyorum abi Dubai'de. 20 tane telefonu var. Bu iPhone 7 Plus büyük, 8 Plus büyük ihtimal. Bak bir tane burada var. iPhone 6S. Kendisinde bak bir tane burada var. 11 Pro Max. Değişik bir yaşantı, çok değişik bir yaşantı bilemiyorum. Güzel ama. Bu videoyu hemen kapatmayacağım. Ya da bu videoyu şimdi kapatıp editlesem mi bilmiyorum, kararsız kaldım. Bu evin dış görünüşünü falan da çekmek istiyorum sabah. Ya da bu videoyu editleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Bir sonraki videoya başlarken hem evdeki hizmetçiyi çekeyim, hem evi dış görünüşünü çekeyim. Çünkü gece oldu, artık daha video çekmeyeceğim. Tatlıyı çekip videoyu bitiriyorum. Bakalım nasıl bir tatlı yapmış. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bana dedi, diğer odaya geçeceğiz. Makbul, how are you? Oh, fine. You're fine? Yeah.
You eat? You eat? Pizza, pizza. Pizza, thank you. Thank you. Bak seccade falan var, evin içi dışında bir tür çekemedim geliyor. Kendisine şişe yapıyor, ona şişe diyorlar. Bu da dün yaptığı tatlı benim için. Çok güzel ama full Nutella. Nutella ve buranın en pahalı çikolatası doldurmuş olan evin içi bu şekilde. Evin dışı bu arada inanılmaz eski. Ama içi de full yeni. Koşu bandı almış kendisine. Burası ayrı bir oda. Böyle böyle bir sürü odalar var. Çekeceğim, her şeyi çekeceğim. Bu video burada bitsin. Bu video burada bitsin kankalar. Öpüyorum, siz like atın, takip edin yani. Ya da atmayın ya, izleyin geçin anasını satayım, kafanıza göre takıl. Dur. Burada da bir kümes var, içinde kuş, tavşan var. I will come. Ya yeah, I will close. Wait. Baby. Kedicikleri de çekeyim size. Kedicikler, Van kedicikleri gibi bunlar. Burada çok popüler zaten kedi. Bak bu ev baya bildiğiniz eski gibi bir ev gibi. Gördüğünüz gibi. Böyle bir sokak. Şimdi gece öylesine bir çekeceğim. Sabah daha güzel çekeceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir evler olan bir yer. Fucking kedi kaçtı ya. Kediyi kaçırdık evdeki, görüyor musun? Buraya kaçtı iple. Gördüğünüz gibi işte böyle eski bir ev yok ama kocaman. Kocaman yani, buradan böyle gidiyor, oradan öyle, oradan öyle, oradan öyle. Şimdi bir sürü odalar var. Bu kapıdan giriyorsunuz, burada bir tane kümes var, kedi vermediler. Bak burada bir oda, orada bir oda. Dostlar, burası Abu Dhabi'nin yat adalarından, yat beachlerinden bir tanesi. Burada videoyu bitireceğim. Gece de ayrı bir güzel. Gündüz gelmek nasip olur mu bilmiyorum ama gelirsem çekeyim. Lan buranın ışıkları niye kapattılar? Burası inanılmaz güzel bir otel, Ferrari otel ve ışıklar çok güzeldi. Kapatmışlar. Ya ben onun hayalini kurarak oradan çıkmıştım ve şu an fark ettim, biliyor musun? Neyse, yapacak bir şey yok. Yatlar falan var. Sabah daha güzel olur. Ya buranın ışığı olsaydı aydınlatacaktı, çok güzel olacaktı ama neyse, yapacak bir şey yok. Şurada biraz takıldık, bir şeyler içtik. Öpüyorum sizi. İyi bakın kendinize. Diğer videolarımı da izlersiniz. Diğer videolarıma like de atarsınız. Bu videoda atarsınız. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz.